Kaydedelim. Evet. Merhabalar tekrar. Merhaba hocam. Merhabalar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bağlı harekette örnekler çözüyorduk. Föyümüzde çok güzel örnekler var. Konuyu derleyip toparlaması bakımından faydalı olduğu kanaatinde olduğum için bu örnekleri çözmek istiyorum. Şimdi hangi föydeyiz? 12. föyde arkadaşlar, ileri düzey örneklerden ikincisini çözerek bugünkü dersimize başlayalım. Bunları siz çözmüş olabilirsiniz ama ben bunları çözmek istiyorum. Şimdi örneği okuyorum. Akıntı hızı V A olan ırmakta iki yüzücü O noktasından suya göre V1, V2 hızlarıyla yüzüyorlar. Evet. Suya göre bu hızlarla yüzüyorlar. V1 ve V2 hızlarının birisinin mikrofonu açık gençler. Evet. V1 ve V2 hızlarının büyüklüğü birbirine eşit olduğuna göre şimdi hızların büyüklüğü eşit olduğunu soruda söylüyor. Giriş açılarına baktığımız zaman mesafelere buradaki açıların da aynı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Karşı kıyıya çıktıkları noktalar arası uzaklık kaç D olur sorumuz bu. Şimdi bir kere buradan anlamanız gereken ilk şey şu olması lazım sevgili arkadaşlar. Hızların büyüklükleri aynı, suya göre hızların büyüklüğü aynı. Aynı açılarla girdiklerine göre ikisinin de düşey hızlarının büyüklüğü aynı. Yani kilit nokta ikisinin de karşı kıyıya geçme süresi aynı. Bu önemli bir nokta. Yani soruyu bu yerden çözeceğiz. Bunu önce anlamanız gerekir. Hızların büyüklüğünün aynı olması ve aynı açılarla girmesinden dolayı iki yüzücü de karşı kıyıya aynı sürede ulaşacaklardır. O zaman nehir sağ tarafa doğru aktığına göre, çok kaliteli bir soru sorulmuş gerçekten. V1 yüzücü, yani hızı V1 olan yüzücü hiç nehir akmasa karşıya burada çıkacaktı. Nehir onu bir miktar sürükleyecektir. Diyelim nehir onu A kadar sürüklesin. Hızı V1 olan yüzücüyü nehir A kadar sürükler ise aynı sürede karşı kıyıya geçecek olan hızının büyüklüğü V2 olan arkadaşımızı da hiç akmayaydı nehir burada çıkacak olan arkadaşımızı da aynı miktar sürükler nehir. Karşı kıyıya geçme süreleri aynı olduğundan dolayı bu arkadaşı ne kadar sürüklerse nehir diğer arkadaşı da o kadar sürükleyecek. Dolayısıyla karşı kıyıya çıktıkları zaman aralarındaki mesafenin çok rahatlıkla 2D olacağını söyleyebiliriz. Herhangi bir işlem yapmadan değerli arkadaşlar bunu söyleyebiliyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan söylüyoruz. Anlayabildiniz mi? Emrecan söyle bakayım, problem var mı? Anladım hocam. Çok güzel. Tamam. Evet. Esinciğim problem var mı? Yok hocam, anlaşıldı. O zaman geçiyorum. Başka örneklerim için. Burada çok öğretici, çok faydalı olduğunu düşündüğüm örnekler var. Sadece bu konuyu değil, bundan önceki anlatmış olduğumuz bazı konuların da tekrarını sağlaması bakımından önemlidir. Şimdi diğer soruya bakalım. 40 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızda hareket eden K aracı, önce bunu bir alalım. Bir K aracımız var ve bu arkadaşımız 40 metre bölü saniye hızla hareket ettiğini söylüyor. Durmakta olan bir aracımız da var. O da L aracı, o da duruyormuş sevgili arkadaşlar. L aracının yanından geçtiği anda L aracı düzgün hızlanmaya başlıyor. Tamam. 4 saniye sonra K aracı L aracını duruyor olarak gördüğüne göre. Şimdi iki arkadaşın birbirlerini duruyor olarak görebilmeleri için yere göre hızlarının aynı olması, yani hızlarının hem büyüklüklerinin hem de yönlerinin aynı olması gerekir. Sabit hızla giden K aracı diğer arkadaşı duruyor olarak görebilmesi için öteki arkadaşın da hızının 40'a ulaşması lazım.
Yani 4 saniye sonra bu olay gerçekleşiyor. Yani L'nin hız zaman grafiğini sevgili arkadaşlar çizdiğimiz zaman durağından hızı artan arkadaşımızın 4 saniye sonundaki hızının öteki tarafından duruyor olarak gözükebilmesi için 40 olması gerektiği sonucuna varabiliyoruz. L'nin hız zaman grafiğini çizdim. 4 saniye sonunda hızı 40 olmalı. Çünkü K onu duruyor görüyor. Grafiğini çizdim. Şimdi bir kere iki arkadaşın birbirini duruyor olarak görebilmeleri için zaten kafadan aynı yönde gitmeleri gerektiğini söyleyebilirsiniz. Yani K ve L araçları aynı yönde hareket etmektedir ifadesi gayet doğrudur. 4 saniye anında K ile L araçları arasındaki mesafe 80 metredir. K'nın hızı sabit olduğuna göre 4 saniye sonunda aldığı yol x eşittir v çarpı t'den hızı 40 zamanda 4 yani 160 metre yol alır. Diğer arkadaşın aldığı yolu ise alttaki alandan bulabilirsiniz. Alttaki alanda üçgen alanıdır. Yani aldığı yol taban çarpı yükseklik bölü 2'den 160 yani 80 metre aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla aralarındaki mesafenin 160 birisi, birisi 80 gittiğine göre 80 metre olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. L aracının hızlanma eğimesi grafiğin eğimi grafiğin eğimi ivmeyi verir. Karşı bölü komşu, karşı 40 komşu 4 olduğuna göre yani 40'ın 4 oranının 10 olduğunu yani bu ifadenin de doğru olacağını söyleyebiliriz. Evet hem bağlı hareket var hem hareketin kendisi var. Grafiğimiz var. Gayet güzel konuyu toparlayıcı bir soru olduğunu söyleyebiliyorum. Berra'cığım söyle bakayım bir problem yaşadık mı bu esnada? Yok hocam anladım. Tamam Berra'cığım. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Hocam şimdi bu K aracı L aracın yanından geçerken L aracı hızlanmaya başlıyor ya. Evet. Hocam mesela diyelim ki K aracı doğuya doğru gidiyor. Hocam L aracı o 3 saniye boyunca hızlanmaya başladıktan sonra güneye doğru gitsin. 4. saniyesinde ise kuzeye doğru dönsün. O da 40'la gitsin. Şimdi hocam 4 saniye sonra K ve L birbirini duruyormuş gibi görüyor. Hayır ama... bak. İki hareketlinin birbirini duruyor görebilmesi için aynı yönde hareket etmeleri gerekir. Evet işte hocam 4. saniyede o da kuzeye dönüyor zaten L aracı. Yani hocam. Hayır bu adam doğuya doğru gidiyorsa L'nin K'nın L'yi duruyor görmesi için L'nin de aynı yönde hareket etmesi lazım o esnada. Aynı yönde. İşte hocam o esnada diyorsunuz. Ben diyorum ki 4. saniyede öyle olsun ama ondan önceki zaman diliminde ise kuzeye doğru gitsin mesela. Öyle şey olamaz mı ama hocam? Birisi doğuya birisi kuzeye giden bir adam duruyor göremezler yani. Hocam 4. saniyesinde L aracı doğuya dönsün diyorum ben de. Ama sabit ivmeli hareket ettiğini söylüyor bize. Yani ivmesi değişiyor bu sefer yönü değişiyor. Yani anlamsız bir noktaya doğru gideriz canım. Yani adam ivmesi o zaman değişken ivmeye sahip. Yönü değiştiği zaman ivme de değişmiş olacak. Ha öyle diyorsunuz hocam anladım. Anladın canım sakin ol. Heyecan yapma. Devam ediyorum. Başka bir soruya bakıyoruz. Şimdi bağlı hareketle alakalı. Evet bu da bu soruların şöyle bir özelliği var. Burada ileri düzey demiş ama ileri düzeyden öte çok güzel sorular. Hani ÖSYM'nin soracağı tarzda sorular şeklen öyle sorularla karşı karşıyayız. Şimdi KLMN araçları birbirine dik yollarda yere göre sabit hızlarla şekildeki gibi hareket ediyor. Araçlardan birinin sürücüsü diğerini kuzeye doğru bir kere öncelikle bu soruya cevap verebilmeniz için hız vektörlerinin başlangıçlarını bir araya getirmemiz lazım. L sağa gidiyor. K aşağıya doğru gidiyor. M sola doğru gidiyor. N de yukarıya doğru gidiyor. Hız vektörlerinin başlığı, ÖSYM bu soruları sorarken enteresandır. Onların tarzı çok ilginç. Soruyu direkt böyle veriyorlar. Yani bu hamleyi de yapın istemiyor. O kadar rahat çözüm yapmanız isteniyor. Diyor ki buna göre araçlardan birinin sürücüsü diğerini kuzey doğu yönünde hareket ediyor görmesi için. Kuzey doğu yönü şöyle bir yöndür. Yani mesela M'yi kuzey doğu yönüne doğru gidiyor görür. K da L'yi kuzey doğu yönüne doğru gidiyor görür. Yani iki tane ihtimal var sorunun cevabını. Zaten olabilir diyor. Sürücü M ise gözlenen araç ne olabilir? Sürücü K ise
gözlenen araç bu sefer L olacaktır. Dolayısıyla bu iki cevaptan birisi şıklarda muhakkak olacaktır. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı diyorsunuz. Çok güzel. Devam ediyorum. Soruların ÖSYM standartlarında olması beni çok ilgilendiriyor. Mesela şu soru çok güzel bir soru. Evet, çok güzel bir soru, çok kaliteli bir soru. Bağlı harekette çok güzel bir tekrar yapmamıza sebep olacak bir örnek sevgili arkadaşlar. Kuzey-güney doğrultusunda hareket eden, yani hareket doğrultumuz kuzey-güney. Yukarısı kuzey, aşağısı güney. Şimdi bir sürü bilgi var. Fakat bu bilgileri verdiği sıraya göre kullanmak diye bir şeyimiz yok. Bakalım onlara. X ve Y'nin hareket yönleri aynıdır diyor. Birinci bilgi bu. X ne tarafa gidiyorsa Y de o tarafa gidecek. İkincisi, X'in sürücüsü Z'yi kendi hareketine ters yönde. Bu değişik ihtimallerle olabilir. Buradan da başlamayı uygun görmüyorum. Başlamayı uygun buradan göreceğim herhalde. Y'nin sürücüsü Z'yi hareketiyle aynı yönde. Evet. Y mesela, oradan başlamak daha uygun. Y kuzeye doğru gittiğini varsayıyorum. Y'nin sürücüsünün Z'yi kendi hareketiyle aynı yönde gidiyor görebilmesi için aynı yönde gitmeleri gerekir. Yetmez. Z'nin hızının Y'den büyük olması gerekir. Yani gerçekten şu anda görüyorsunuz Y kuzeye gidiyorsa Z'yi de buradaki bilgide dediği gibi Y'nin sürücüsü Z'yi hareketiyle aynı yönde. Yani Y kuzeye giderken Z'yi de kuzeye doğru gidiyor görebilmesi için Z'nin hızının Y'den büyük olması ve aynı yönde gitmeleri gerekir. Şimdi bunu kullandım. Başka değerlerini kullanayım. Ne diyor burada? X ve Y'nin hareket yönleri aynıdır. Ha. Y kuzeye gidiyor. O zaman X de kuzeye gidecektir. Çok güzel. Bunu da kullandım. Kullanmadığım bir bilgi var. X'in sürücüsü Z'yi kendi hareketine ters yönde. Ha. X'in yukarı gittiğini biliyorum. Onu anladık. Z'yi kendi hareketine ters yönde görebilmesi için hızının, X'in hızının Z'ninkinden büyük olması lazım. Küçük olsa onu kendi hareketiyle aynı yönde gidiyor görür. Ama X'in hızı büyük olacak ki Z'ye bakarken onu ters tarafa doğru gidiyor görsün. Dolayısıyla var olan bilgileri kullandık ama sırasıyla kullanamadık. İşimize geldiği kısmından başladık. Dolayısıyla soruyu çözmüş olduk. Neticede şu sonuçla karşı karşıya kaldık. Üç hareketli de aynı yönde gidiyor olması lazım bu verilen bilgilere göre. Ve hızı en büyük olan X olması gerekir, en küçük olan Y olması gerekir. Bu bilgileri bakalım şıklarda rastlayacak mıyız? X'in hızı Y ve Z'nin hızından büyüktür. Evet, doğru bir ifade. Z aracı X ve Y ile aynı yönde, bütün hepsi aynı yönde gidiyor olduğunu anladık. Araçlar yan yana geldiği anda Y'nin sürücüsü X aracını kendisinden uzaklaşıyor. Evet, araçlar yan yana geldiği zaman hepsinin hızı birbirinden farklı olduğuna göre hepsi birbirinden uzaklaşacak olduğu bilgisi doğrudur. Sadece o değil, hepsi birbirinden uzaklaşacak. Dolayısıyla hepsi birbirini uzaklaşıyor göreceklerdir sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir soru, öğretici bir soru, size katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet, Emineciğim sıkıntı var mı? Emine'nin sesi çıkmıyor. Evet, sıkıntı ses... yok hocam. Komiksin. Doğancığım bir sıkıntı var mı? Yok hocam, anladım. Tamam, güzel bir örnek bu. Gaye'ciğim sende bir sıkıntı var mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı, evet. Nilbest'te? Sıkıntı yok hocam. Tamam, devam ediyorum o zaman. Şimdi... Konuyu noktalama aşamasına doğru gidiyoruz. Evet, buradaki soruda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet, bakıyorum sorulara. Evet, burada bir tane soru var.
Ya da bir tane daha var benzeri. Evet, hangisi? Evet, ikisi de güzel. İkisini çözmem lazım. Evet. Şimdi bu sorular yeni nesil sorulardan bir tane. Şimdi sorunun tabii sınav sorusunun nereden geleceğini bilemiyoruz. Beğendiğim örnekler var. O örnekler üzerinde size yardımcı olmaya çalışıyorum. Akıntı hızı sabit ve doğu yönünde. Akıntı sağ tarafa doğru arkadaşlar. Akıyor olduğunu veriyor soruda. V olan akıntı hızı sabit ve doğu yönünde de V'ymiş. Akıntı hızı da belliymiş. V olan ırmakta kendini suya bırakan yüzücü. Suya göre, şimdi bağlı hareket sorularını çözerken arkadaşlar, nehir içindeki hareketlerin birbirleriyle alakalı hızlarını da ister suya göre çözelim, ister yere göre çözelim fark etmez. Ben suya göre çözmeyi burada tercih ediyorum. Yani B yüzücümüz akıntıya bıraktığına göre kendini hızı sıfır. Yani B aslında akıntıya göre duruyor. Evet, öyle diyor soruda. Kendini akıntıya suya bırakan B yüzücüsü A yüzücüsünü kuzey yönünde V büyüklüğündeki hızla gidiyor görüyor. Demek ki A'yı kuzeye doğru gidiyor görüyorsa demek ki A sevgili arkadaşlar kuzeye doğru V hızıyla gidiyor olması lazım. Değil mi? Suya kendini bırakan B A'yı kuzeye doğru V hızıyla gidiyor görüyorsa B'nin gözünden A'nın gözüne baktığımız zaman yukarıya doğru gidiyor görecektir. C yüzücüsünü batı yönünde V hızıyla gidiyor görüyor. Demek ki C'nin de suya göre batı yönünde V hızıyla gitmesi gerekir. Evet, suya göre soruyu çözüyorum. Duran B A'yı kuzeye V hızıyla gidiyor görüyorsa suya göre hızı A'nın kuzeye doğru V olacak. Duran B, suda duran derken suya göre hızı sıfır olan B, C'yi batı yönünde V hızıyla gidiyor görüyorsa o da suya göre hızının batı yönünde V olması gerektiğini anlayabilir. Suya göre hızlarını bulduk. Bakalım ne söylüyor bize. A yüzücüsü yere göre kuzey batı yönünde yüzmektedir. Evet. A'nın suya göre hızı kuzeye doğru V, nehrin hızı doğuya doğru V. O zaman yere göre hızı kuzey doğu yönünde olması gerekir. O ne demiş? Kuzey batı yönünde yüzmektedir. Hayır, kuzey doğu yönünde yüzmektedir. Yani birinci ifademiz hatalı. İkinciye bakalım. C yüzücüsü yere göre olduğu yerde durmaktadır. Evet, bakalım öyle mi? C'nin yere göre hızı, kendi hızı batıya doğru ve akıntı doğuya doğru ve topladığımız zaman sıfır yapıyor. Gerçekten C yere göre hızı sıfır. Yerden bakan birisi C'yi gerçekten duruyor görecektir. C yüzücüsü A yüzücüsünü kuzey doğu yönünde C'nin gözünün içinden bakacaksın A'nın gözünün içine. Bakayım C'nin gözünün içinden A'ya baktığımız zaman gerçekten kuzey suya göre çözüyorum. Kuzey doğu yönünde o da öyle diyor. Evet, bu da gayet şık ve standartlara uygun hoş bir soruydu sevgili arkadaşlar. Evet Kemalciğim, bir sıkıntı var mı? Söyle bakayım. Yok hocam, bir sıkıntı. Tamam, gerçekten yok. Harika. Bakalım kim var? Sena. Senacığım, sen söyle bakayım. Problem var mı? Yok hocam. Bizim Sayha diye bir öğrencimiz mi varmış ya? Ben mi tanımıyorum? Sanırım hocam. Sayha? Efendim? Başka bir ismin daha mı var yoksa? Yok hocam. Allah Allah. Tamam. Yarenciğim, sıkıntı var mı? Yok hocam. Tamam, gayet aktif öğrencilerimiz. Hocam. Söyle bakayım. Son soruda günlük hayatla ilgili bir şey var da. Ona da bakacak mısınız? Bakarım. Ya, şey bir soru değil yani. Öyle sıkıntı bir soru değil. Biliyorum o soruyu. Şimdi ben devam ediyorum. Planlarımızı bir gerçekleştirelim. Akıntı hızının sabit ve VA olduğu ırmakta. Evet, bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. Daha doğrusu önemli sorular bunlar. Şimdi
Akıntı hızının sabit ve VA olduğu ırmakta aralarında D kadar uzaklık olan yüzücüler akıntıya göre V1 ve V2 hızlarıyla aynı anda şekildeki gibi yüzmeye başlıyorlar. Evet, yüzmeye başlıyorlar. Akıntıyla aynı yönde yüzüyor, gözüküyorlar. Buna göre arkadaki yüzücünün öndekini yakalama süresi aşağıdaki niceliklerden hangilerine bağlıdır? Evet, arkadakinin öndekini ileride bir yerde yakaladığını varsayalım. Arkadakinin aldığı yolla öndekinin aldığı yolların farkının D olması gerekir. Evet, bu nelere bağlıdır? Bakalım nelere bağlıdır? Şimdi mesafe D kadar yolları farkı. Arkadakinin aldığı yol arkadaşlar kendi hızı V1 artı V akıntı çarpı zaman. Eksi öndekinin aldığı yol kendi hızı V2 artı V akıntı çarpı T. Buradan V akıntı T'lerin götüreceğini söyleyebiliriz. Yani V1 eksi V2 çarpı T kalacak olduğunu görebiliyor musunuz? V1T eksi V2T V akıntı T'ler götürür. Yani akıntının konuyla bir ilgisi yokmuş. Süre, mesafe ile bir de arkadaşın hızlarıyla alakalı bir durumdur. Hatta size şunu da söyleyeyim. Bak şöyle bir şey daha size söyleyeyim. Bunlar ileride bir yerde değil de mesela akıntı ters tarafa da yüzse ya da ters tarafa yüzük de şu arada bir yerde bile karşılaşsa, yani arada bir yerde karşılaşmaları mümkün ama arkadaki arkadaşın gerisinde bile karşılaşsalar, yani akıntı bu tarafa doğru gitmesi, akması gerekip ille de ileride karşılaşmaları gerekmiyor. Arada bir yerde de karşılaşabilirler, geride bir yerde de karşılaşabilirler. Akıntının hareket yönünün de konuyla bir alakası yok. Akıntının ikisine olan katkısı aynı olacağına göre dolayısıyla konu akıntıya bağlı değildir sevgili arkadaşlar. Bu güzel bir soru bu da. Yorum gerektiren ama şu işlemi yaptıktan sonra yorum gerektiren, kafadan ezberlememeniz gereken. Ama evde test edin mesela, bu hıza değerler verin. Hatta nehri ters tarafa akıtın. Göreceksiniz, nehri ters tarafa da akıtsanız, farklı bir hareket yapsa bile bu arkadaşların karşılaşma süresinin bu niceliklere bağlı olduğunu göreceksiniz. Hocam, böyle. Akıntı ters tarafa aktığında bu sefer V2'nin, yani V2 dönecek ya akıntı yönünde. Evet, evet. Hocam o zaman daha değişik bir durum olmayacak mı? Hayır. Yani V1'den, hayır. V1 çok yavaş bir şekilde gidecek gibi. Hayır, hiç fark etmez. Sen akıntıyı ters tarafa akıt, hız değerleri ver. Bak göreceksiniz. Eğer karşılaşıyorsa bunlar, yani birisi ötekini yakalama durumu varsa, yani birisi diğerini, hatta hızlarının yönünü bile değiştirmeyin. Akıntıyı ters akıtın. Göreceksiniz değişen bir şey olmayacak. Test edin bunu. Evde yapın, değer verin. Yapınca, görünce çok mutlu olacaksınız. Evet. Şimdi ben onu test etmek istemiyorum burada. Zaman alıcı bir durum olacak bizim için. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Ha, şurada bir soru daha var. Eğer gerçekten geçen senelerde bu kadar şey yoktu burada. Bu sefer çok güzel sorular var. Çok orijinal sorular var. Mesela şu soru da çok güzel bir soru. Güzel hazırlanmış. Yani bizim bazı föylerimizin performansı çok yüksek. Bu föy de onlardan bir tanesi. Yani geriye çok fazla bir iş kalmayacak sevgili arkadaşlar. Bununla konuyu tatlıya bağlayacağız. Yerde bir noktadan, bak, KLMN araçlarının her biri doğu, batı, güney, kuzey yönlerinde eşit ve süratleriyle aynı anda harekete geçiyorlar. Yani ben anlatayım ama sizin de ifadeni anlayabilmeniz gerekir. Her biri, yani ikisi aynı anda doğuya gitmeyecek. Her biri bir yöne gidecek. Bu yönler, dört tane yön var. Doğu, batı, kuzey, güney. Yani ikisi kuzeye ya da ikisi güneye gitmeyecek. Her biri farklı bir yöne gidecek. Ve her birinin hızının büyüklüğü aynı diyor soruda. Tamam. Şimdi bu bilgiler var. Her birinin hızının büyüklüğü de aynı. Diyor ki birinci ip hangileri doğru? Bak doğru olabilir. K aracının L aracına göre hızı 2V büyüklüğünde ise K doğuyu L kuzey yönünde gidiyordur. Bakalım. Tersten çözelim. K doğuya doğru gitsin. V büyüklüğündeki hızla. L kuzeye doğru gitsin. Hızların büyüklüğü aynı. V büyüklüğündeki hızla. İşte bu birisi doğuya, birisi kuzeye giderse
birbirine göre hızlarının büyüklüğü 2V yapmaz. Yani bunun olma ihtimali yok sevgili arkadaşlar. İkincisine bakalım. Bakıyoruz. Tersten çözelim. M aracı batıya, hızlarının V olduğunu biliyoruz büyüklüğünün, o yüzden yazmıyorum. M aracı batıya, N aracı güneye. M aracı batıya, N aracı güneye gidiyordur. Ne durumda? M aracının N aracına göre hızı kök 2. Evet, M'nin N'ye göre hızı gerçekten V kök 2 oluyor. Bu durumda bu ifade doğru olabilir. Üçüncüsü en güzeli, onu da söyleyeyim. Diyor ki, L aracının, K aracının N aracına göre hızı 2V büyüklüğündeyse, bir aracın başka bir araca göre hızının 2V büyüklüğünde olabilmesi için aynı doğrultu üzerine gitmeleri lazım. Birisi kuzeye gidiyorsa ötekinin güneye gitmesi lazım. Yani K aracı kuzeye gidiyorsa N aracı güneye gitmesi lazım ki bunların birbirine göre hızı 2V olsun. İse diyor, L aracının M aracına göre hızı da 2V. Doğru. İki aracın birbirine göre hızının büyüklüğü 2V ise diğer iki araç da aynı doğrultuda hareket etmek zorunda kalacaklar. Onlar da kim? L ile M. Onların da birbirine göre hızının büyüklüğü 2V olmak zorundadır. Çok hoş bir soru. Gerçekten bize çok katkı sağlayacağını düşündüğüm örneklerden sevgili arkadaşlar bir tanesi. Ne dersiniz? Sıkıntınız var mı? Yok hocam. Bir problem var mı? Zeynepciğim söyle bakayım, bir sıkıntın var mı? Dinçer. Yok hocam, anlaşıldı. Tamam. Evet. Tahsinciğim bir sıkıntı var mı? Yok hocam, anlaşıldı. Tamam, çok güzel. Şimdi bu sorular önemli örneklerdi gerçekten. Evet. Şimdi geldik 12. föy. Arkadaşlar 13. föye giriş yapacağız. 13. föye giriş yapmadan önce bir hazırlık yapayım ben size bu ders. Madem vaktimiz dolmak üzere. Şimdi bağlı hareket ve nehir konusunu arkadaşlar bitirmiş olduk. Şimdi önemli bir konuyu bitirdik ve dinamik gibi çok değerli bir konuya adım atacağız sevgili arkadaşlar birazdan. Bu konuyla alakalı şunları söylemek istiyorum şimdi size. Sizin alışa geldiğiniz yani motivasyonunuzu hangi safhada tutmanız gerektiğini söylemek için bunları anlatıyorum. Bu klasik dinamik soruları var. İşte üstte cisimler, işte ondan sonra asansörde onlar oluyor, bunlar oluyor. İşte dinamik deyince insanın aklına onlar geliyor. Fakat enteresan bir gerçek var. Sınavda sizin bu sene gireceğiniz 2021 TYT ve AYT'de soru hazırlayan komisyonda sorulan sorular ısrarla belli noktalardan geliyor. Bu noktalarda çok temel kavramlar. Yani biz konunun o baş kısmını böyle hemen geçip de hemen arkasından alışa geldiğiniz dinamik, işte ipli sorular, birbirine bağlı makaralı sorular, işte onlara geçme eğilimi çok yanlış bir eğilim olur. O konunun, hatta geçen sene 2020 AYT'de sadece konunun en baş kısmından iki tane soru geldi. Sadece oradan. Etki, tepki ve statik sürtünme ile alakalı, onları zaten bir sonraki derste göstereceğim. Konuyla alakalı herhangi bir şey, ama ben bunları konunun başı, buraya geçeyim, dinlemeyeyim moduna girmeyeyim. Konunun hiç ihmal edeceğimiz herhangi bir noktası yok. Her noktaya çok ciddi özen göstermemiz gerekiyor. O yüzden bir sonraki